küçük kaya tercihimiz çok güzel oldu dekor anlamında. Hoş geldin CHP adayı. Bakın yapmayın Binali Bey. Aynen kalbimi kırıyorsunuz. Ben sizi bakın kucaklamak istiyorum. Aman Eko, kucağa gelmeyelim şimdi. Bak bana kucak kurduysanız söyle. Bak nasıl espri, bunu da ben yaptım. Eko mu? Ben de size Bino diyeyim sakıncası yoksa. O ne öyle Bino? Öyle olmaz. Bana bina de. Ben bina eden adamım biliyorsun. Son zamanlarda hep beni taklit ediyorsun Eko. Bak gözümden kaçmıyor. Allah aşkına yapmayın, rica ediyorum. Asıl siz beni taklit ediyorsunuz. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Samimi görünmek değil, samimi olmak gerekir. Samimiyeti senden öğrenecek değiliz. Kimine göre adam, kimine göre yalansız. Rahat ol İmamoğlu. Biz adamına göre adamız. Bir gün herkes gibi olmadığımı anlayacaksın. Ama sen herkes gibi olacaksın Binali Bey. Her şey çok güzel olacak. Tabii benim için. Sen de amma laf ebesi çıktın ha. Bakın lütfen çok net söylüyorum. Ebemi karıştırmayın. Kötü söz kendine aittir, sahibine aittir. Hayda. Sen de buluttan nem kapıyorsun Eko. Ben onu halk dilinde söyledim. Hemen algı yapıyorsun, hemen. Bakın ben size bir şey söyleyeyim mi? Beni benimle yaşayanlar daha iyi bilir. Gerisi hakkımda söylentidir. Bu kadar net. Laf değil, icraat önemli. İcraat mı istiyorsun? Son zamanlarda Kastamonu'ya gittin mi? Yok, gitmedim. Gitme zaten. Kastamonu da biz yaptık. Seni tanımazlar zaten orada. Siz peki Beylikdüzü'ne gittiniz mi? Yok, gitmedim. Çok uzak orası. Bakın ben size bir şey söyleyeyim mi? Gidin görün bak neler yapmış. Eko benimle icraat yarıştırırsan zararlı çıkarsın. Bakın ben size bir şey söyleyeyim mi? Söyleme. Şimdi biz buraya gülersen kaybedersin yarışması yapmaya geldik. Dis atıp durma bana. Seni önce burada yeneceğim. Sonra 15 Haziran'da yeneceğim. O 23 Haziran olmasın. Tamam 23 olsun senin için. Gülersen kaybedersin, unutma. Sizin karşınızda gülmeden durmak çok zor olacak ama Allah'ın izniyle onu da başaracağım. Demek milletin yüzünü güldürdüğümüzü kabul ediyorsun. Evet, insanlar gülüyor. Ama neye gülüyor? Sizin vaatlerinize Sayın Yıldırım. Senin vaat ettiklerine bakılırsa senin adın, göbek adının vaat ettin olması lazım. Neyse hadi başlayalım. Siz benden yaş olarak büyüksünüz. Siz başlayın. İyi peki başlıyor. Cüneyt Arkın İstanbul'a belediye başkanı adayı olsa seçim şarkısı ne olurdu? Ne olurdu? Bu biraderim için, bu kardeşlerim için, bu zencilerim için değil. Para, şöhret, bu her şey İstanbullu için. Nasıl? Bakın gülmüyorum, çok net. Sıra bende. Bir kadın komutan Anadolu'ya fete gelseydi ilk nereye alırdı? Nereye alırdı? Kaşı alırdı. İlk kaşı alırdı, Antalya kaş. Bu kadar net. Gülmedim. Bende sıra, ben soracağım şimdi. Benlerinden şikayetçi olan Oğuzhan Koç ne demiş? Benlerinden şikayetçi olan Oğuzhan Koç. Basitlik yapmış. Ne demiş? Ağlamadım diye sormadılar. Beni iyi sanıyorlar. İyi sanıyorlar. İyiymiş bu da. Ama şimdi gülmeyeceğim. Seçimden sonra güleceğim. Son gülen iyi güler. Çok net. Güleceksen bugün gül. Ya da sonra Abdullah gül. Tamam yine soruyorum. Konserine Akbil'le girilebilen ünlü şarkıcımız kimdir? Kimdir? İdo Tatlıses. Aslında bu komikti. Burada gülmen gerekiyordu bence. İyi dayandı. Bak sıkı dur şimdi bir soru daha geliyor. Yörüngesinde gezerken etrafındakiler gezegenlere hal hatır soran gezegen hangisidir? Hangisidir? Cevap veriyorum. Neptün. İyi sen Neptün. Neptün diyorum. Ha şimdi anladım espriyi.
Ama bakın bunlar hiç şey, doğru şeyler değil. Bir saniye Eko Bey, kapıyı açmam gerek. Neden Binali Bey? Çünkü çaldılar. Çok terledim ama sizden dolayı değil. İnanın sizden dolayı değil, ırsi. Arkadaşlar, klimayı bir açar mısınız? Piştik burada, hadi. Ekrem, şu klima var ya, onu da biz yaptık. Neyse, sorunuz geliyor Binali Bey. Barış Manço'nun sünnetçisine yazdığı şarkı nedir? Hangisidir? Ellerimle büyüttüğüm, solar iken dirilttiğim çiçeğimi kopardın sen ellere verdin. Kendimi zor tuttum, az daha gülüyordum. Bakın size bir şey söyleyeyim. Bu adam kesinlikle gülmez. Çok net söylüyorum. Ben de sana bir tane sorayım, dur. YouTuber'ların az kazandığı, sosyal medyaya olan ilginin azaldığı bir dönemde birden para kazanmalar artmış. Neden? Neden? Oğuzhan uğur getirmiş. Geçen seçimde daha çok bana uğur getirdi. Size uğur getirmedi, çok net. Oyların tamamı sayılsaydı uğur kime getirdi görürdük. Çünkü saymadılar. Çok güzel bir yarışmaydı. Ara sıra birbirimize laf soktuk. Ama gülen çıkmadı. Hayırlısı artık. Hayırlısı olsun. Gülersek kaybederdik. İkimiz de gülmedik. İkimiz de kazandık. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. İstanbullu artık gülsün, güldürsün. Gülerse kaybetmesin. Kim kazanırsa kazansın. Milletin yüzünü güldürsün o zaman. Kazanacaksa 16 milyon İstanbullu kazansın. Biz kimiz? Biz emanetçiyiz. Emaneti de ehline vermek lazım Ekrem. O yüzden İstanbullu vatandaşlarımın oylarına talibim. Emanet için gençlik var, dinamizm var, ehliyet var. Hepsi var bende. Ben de İstanbullu hemşerilerimin oylarına talibim. Her şey çok güzel olacak, çok net. Çok güzel değil, daha güzel olacak. Çok çok güzel olacak. Çok daha çok çok güzel olacak. Koltuğa koltuğa, başkanlık koltuğuna yakışırım ama çok çok koltuğa koltuğa, beraber yürüdük biz bu yollarda, çok, beraber ıslandık yağan yağmurda. Koltuğa şimdi koltuğa, başkanlık dinledim koltuğuna yakışırım tüm ama çok şarkılarda çok. Koltuğa bana koltuğa, her şey başkanlık koltuğuna yakışırım ama çok çok net.